Tamamdır. Nilgün Hanım siz hiç merak etmeyin. Biz Burak için elimizden geleni yapacağız zaten. Ben zaten akşam üzere uğrayacağım hastaneye. Merak etmeyin. Tamam. Görüşürüz. Adres doğru ama. Hay Allah. Buyurun. Ben Makbule Hanım'a bakmıştım. Siz misiniz? Neden sordunuz? Siz kimsiniz? Ben Onur'un öğretmeniyim. Eski okulundan öğretmeniyim. Nazan Hanım arayacaktı sizi. Haber verecekti. Evet. Doğru. Şimdi az evvel aradı. Hayat öğretmensiniz siz. Aynen. Tamam. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Tamam. Buyurun. Şiter. Sağ olun. Zahmet ettiniz. Havalar nasıl soğudu. Evet. Nasıl soğudu. Buyurun. Sıcak içeriz. Buyurun şahit. Sağ olun. Hadi kusura bakmayın. Estağfurullah. Kusura bakmayın. Ben de az önce işten geldim. Gececiyim ben. Onur evde yalnız kalmasın diye sabahları ben de gece vardiyasında çalışıyorum. Onur yalnız kalmasın diye derken? Onur da geceleri çalışıyor öğretmenim. Öğleden sonra da uyandığında evde yemek falan olsun diye ben de geceleri çalışıyorum. Ne iş yapıyor Onur? Müzikle uğraşıyor benim oğlum. Geceleri hem gitar çalıyor hem de şarkı söylüyor. Bir de bir yetenekli mi görsünüz öğretmen hanım? Hem çok yetenekli hem de çok aklı başında benim oğlum. Geldi. İyi, sen lafını istin. Hayat hocam. Onur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. De hayırdır, Burak'a bir şey mi oldu yoksa? Yok, Burak'a bir şey yok. İyi, ben seni görmeye geldim. Burak iyi. Zahmet etmişsiniz. Onur, ben çay demleyeyim. Sen de bakkaldan çayın yanına bir şeyler al. Tamam anne. Makbule Hanım, haddimi aşarsan beni bağışlayın. Lütfen. Ama Onur'un okuluna geri dönmesi geleceği için çok önemli. Ne yaşadınız bilmiyorum, ne oldu bilmiyorum ama benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Öğretmen Hanım, Onur babasını 2 yıl önce kaybetti. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Üstelik geride çok yüklü bir borç bırakmış. Alacaklılar beyim öldükten sonra bizi hiç rahat bırakmadılar. Oğlumu ölümde tehdit ettiler. Evimizi bastılar. Aman, Onur bu anlattıklarımı size duymasın. Sonra çok üzülür. Tamam. Biz de böyle çaresiz kaldık. Oğlumla beraber anaoğlu gece gündüz çalışıyoruz. Borçlarımızı ödüyoruz. Ne yapalım? Belki yoruluyoruz ama en azından oğlum sağ yanımda. Makbule Hanım, bu alacaklılar nasıl insanlar? Böyle gelip sizin evinizi basıyorlar. Ölümle tehdit ediyorlar. Tefeci mi Makbule Hanım bunlar? Tefeci mi? Anne. Onur. Bak öğretmenin de seni düşünmüş gelmiş. Ben de bir şeyler anlatırsam Yardıma falan ihtiyacımız yok bizim anne. Hocam, siz de sağ olun. Buraya kadar gelmişsiniz. Ama yapılacakları yapmaya çalışıyorum zaten. Görüyorum Onur. Görüyorum. Ama sen de şunu bil ki ben de kolay vazgeçmem. Diğer arkadaşların kadar okuma hakkı olan senin kadar başarılı bir çocuğun eğitim hakkının elinden alınmasına ben müsaade etmem. Hadi bakalım. Bir çay koysaydın. Hiç zahmet etmeyin. Sağ ol, hadi. Olmadı böyle. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil Makbule Hanım. Ay Allah. Hiç önemli değil. Çok iş değil. Bir şeye ihtiyacın olursa hep haber et, tamam mı? Tamam, çok sağ olun. Öğretmen Hanım. Ay,
Onur'un kusuruna ne olursunuz bakmayın. Üstüne çok yük bindiği için bugünlerde biraz aksi davranıyor. Önemli değil. Bir şey soracağım size. Onur'un eğitimi konusunda bize yardımcı olacak mısınız? Tabii ki. Elimden geleni yapacağım, emin olabilirsiniz. Sadece şu anda bir şey söyleyemiyorum. Bana sadece şu tefeciyle alakalı bir numara, bir isim, bir şey verirseniz ben çok mutlu olurum. Şu anda aklımda yok. Size sonra telefon açsam olur mu? Olur, tamam. Telefonum var değil mi sizde? Nazan öğretmenden alırım. Hay hay. Hadi görüşürüz. Öğretmen Hanım. Canım. Yapma. Allah razı olsun yok. Sizden. Hadi gir içeri üşüme hadi. Ben bu işi halledeceğim. Ben bu işi halledeceğim. Sen okula geri döneceksin Onur. Döneceksin. Pardon, bir şey mi vardı? Araba benim de, bir sorun yok değil mi? Yok abla, yanlış anlama. Geçen bu arabayı bizim Yaşar Usta elden geçirmişti de arkadaşı onu anlatıyordu. Maşallah gıcır gıcır yapmış arabayı. 40 yılın ustası tabii. Eğer satmayı falan düşünürseniz... Yok, satılık değil yani, satmayı düşünmüyorum da siz emin misiniz? Bu arabayı mı karıştırmış olmuyorsunuz? Tabii ablacığım, zaten kaç tane kaldı ki piyasada bundan? Niye sordunuz ki? Yoksa Yaşar Usta'ya yaptırmadınız mı? Yok. Yok yani şey, ondan demedim. Arkadaşım yaptırdı aslında da. Ya ay, ben aslında Yaşar Usta'ya bir teşekkür etmek istiyordum. Siz de şey, adresi varsa ben bir alabilir miyim? Tabii ablacığım, ay, ne zaman? Ay Yaşa. Hah, sana zahmet. Ay bunu da bir açamıyorum ki. Hah. Bezi ver oğlum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şey, ay ne güzel araba. Ben Yaşar Usta'ya bakmıştım da. Evet, benim. Kolay gelsin ustacığım. Ya benim arabaya geçen gün siz bakmışsınız galiba. Evet, hatırlıyorum. Bir sorun mu var yoksa? Ya böyle bir tekledi galiba. Bir bakalım. Sorun yok gibi ama. Ya hay Allah. Ben gaza boğdum herhalde. Öyledir ama yine yaparsa siz hiç zahmet etmeyin. Cerrah Bey bir alo desin. Ben hemen birini gönderip aldırırım. Murat Besim Cerrahgil'den mi bahsediyorsunuz? Evet. Onun tanıdığı değil misiniz? Yok yok, ondan değil. Şey, Cerrah Bey size hep böyle getirir mi arabalarını? Çok eski müşterimdir. Yaklaşık 15-20 senedir hep bize tamir ettirir arabalarını. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ne zaman lazım olursa bekleriz efendim. Sağ olun. Cerrah Bey'e de selamlarımızı, hürmetlerimizi lütfen iletiniz. Baş üstüne. İyi günler. Vallahi Cerrah Bey, benim civciv oradan 2 gün kayboldu. Bir geldi geri, tıkır tıkır çalışıyor. Araba cillop gibi olmuş. Anlamadım kim yaptı, niye yaptı ama çok iyi olmuş gerçekten. Belki de gizli bir hayranınız vardır. Olmasın öyle gizli hayran falan. Lüzumsuz, lüzumsuz hareketler. Sen kimsin? Kimsin benim arabamı alıyorsun ya? Hırsız.